Dolandırıcılar her geçen gün yeni bir yöntemle çıkıyor karşımıza. Hedeflerinde bu kez büyük davalar almak isteyen avukatlar vardı. Lüks restoranlarda ayarlanan buluşmalarda avukatlar hem hesabı ödedi hem de telefonlarını kaptırdı. Bizi restoranın kapısında karşıladı. İşte hoş geldiniz, güzel bir giyimi vardı. İş insanı kılığına büründü, şık kıyafetleriyle tam 12 avukatı kandırdı. Şimdi gerçekten bir avukata ihtiyacı var. Akıl almaz dolandırıcılığın hedefinde bu kez avukatlar vardı. 150 bin lira vekalet ücretini duyanlar tuzağa çekildiğini başta anlayamadı. Aslında amaç telefonlarını çalmaktan ibaretti. Maalesef müvekkillerimiz bazen bize tuzak kurabiliyor. Çünkü o telefonla kimi arayacağını bilmiyorsun, ne konuşacağını bilmiyorsun. Bir telefonla bir suç operasyon içerisinde kalabilirim. Düşüncesine ben vermedim. Ancak meslektaşları Ferhat Küle kadar dikkatli değildi. O dolandırıcının hedeflerinden biri de avukat Ferhat Küle'ydi. İş yapmak vaadiyle onu Bayrampaşa'daki lüks bir restoranta davet etti. Görüşme başladığındaysa şarjının bittiğini bahane ederek kendisinden telefonunu istedi. Ancak avukat o kişiden şüphelenmişti ve telefonunu vermek istemedi. O da tuzağa düşüremeyeceğini fark edince çareyi kaçmakta buldu. Birdenbire kaçtı gitti. Bana da bir mesaj attı. İşte hasmım oralarda, siz de orayı bırakın. Gidin tarzında. Neye uğradığını şaşıran avukat yaşadığı olaya anlam veremedi. Benzer şikayetler artınca ekipler harekete geçti. Kimliği tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Şimdi gerçekten bir avukata ihtiyacı var. Yaptığının yanına kar kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Cezaların caydırıcı olması lazım. Zanlının 12 avukatı aynı tuzağa düşürdüğü ortaya çıktı. 10 ayrı suçtan kaydı olan o dolandırıcı şimdi cezaevinde.